Merhabalar. Bugün jelepon biberiyle bir şeyler yapacağız. Jelepon biberini bilirsiniz. Bilmeyenler varsa söyleyeyim. Jelepon biberi bir Meksika biberidir. Ana vatanı Meksika'dır. Ama Türkiye'de de yetişiyor. Dün ben bizim pazardan aldım İzmir'de. Jelepon biberinin en çok kullanım şekli tabii ki turşusu. Gerçekten turşusu harika oluyor. Bunun dışında mideye dokunmuyor, asla dokunmuyor. Bunun nedeni de içinde bulunan kapsaisin denilen antioksidan maddeden ileri kaynaklanıyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bunun dışında içindeki sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum bağışıklık sistemimiz için çok faydalı biliyorsunuz. Bunun dışında bununla ne yapılır? Ben birazdan bununla tatlı biberle karışık acı biber reçeli de yapacağım. Sonra kırmızı biber, yeşil biber işte bundan içine oyup peynir kızartması yapacağım. Hep beraber bakacağız. Dilek'le mutfakta da ne var bugün? Acı biber reçeli yapıyorum efendim. Merhabalar, Dilek'le Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün size çok değişik bir reçel yapacağım. Bir reçel uzmanı olarak söylüyorum. Yaptığım en güzel reçellerden biri, adı acı biber reçeli. Şimdi acı biber reçeli olur mu diyorsunuz ama gayet güzel oluyor. Çok değişik bir tat, hem acı hem tatlı. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi nasıl yapılıyor aşamalarına bir bakalım. Öncelikle bunun için ben az yapacağım. 1 kilo böyle kırmızı kapya biberim var. Ve 250 gram kadar da jelepon biberim var. Kırmızı yine o da acı. Yani 1 kiloya çeyreği kadar acı biber koyuyorum. Siz isterseniz yarım kilo jelepon acı biber kullanabilirsiniz. Etli olması gerekiyor. Jelepon biber de biliyorsunuz etli bir biber. Meksika biberi. Tadı ve lezzeti çok güzeldir. Şimdi efendim, öncelikle bu kırmızı biberleri şöyle içlerindeki tohumları mutlaka çıkarmamız gerekiyor. Hatta böyle ikiye böleyim. Küçük küçük doğrayacağız çünkü. Tamamen içlerindeki tohumları arındırmalıyız. Hepsini bu şekilde yapacağım ben şimdi. Sonra küçük küçük doğrayacağım. Kırmızı biberlerin şimdi tam zamanı. Bitmeden alıp yapın. Jelepon acı biberlerin de böyle içlerine deki çekirdekleri ayıklıyoruz mutlaka. Bakın dibinde kalmış onlar da şöyle ayıklıyoruz. Tohumları da kurutup tekrar ekebilirsiniz. Aklınızda olsun. Bahçeniz varsa. Evet. Şimdi efendim biberlerimi içlerini ayıkladım. Şimdi
küçük küçük doğrayacağız. Şöyle önce şeritler halinde kesiyorum. Evet. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İri veya ufak, büyük, nasıl isterseniz ama şu boyut gayet iyi oluyor. Şekeri çatalı bandınızda çatala gelsin. Bu şekilde bütün biberlerimi doğrayacağım. Acı biberleri de kesip tatlı biberlerin üzerine atıyorum. Efendim, biberleri doğradım. Bu kadar çıktı. 1 kilo kapya biber ve 300 gram kadar da acı kırmızı kapya biber, jelepon biber pardon. Şimdi efendim üzerine şöyle bir bardak şeker gezdiriyorum. Şöyle sağlayıp 3-5 saat bekleteceğim. Ondan sonra şerbet kaynatacağız ve kaynayan şerbetin içine biberlerimizi atacağız. Evet, şimdi sıra geldi şerbetimize. Şerbet için 4 su bardağı şeker ve 2 su bardağı su bir tencereye koydum. Ocağın altını açtım. Şimdi tatlandırmak için bir çubuk tarçın, 4-5 adet karanfil ve biraz da kakule ekliyorum. 2 diş. Kakuleyi biliyorsunuz, çok güzel rahiya koku verir. Reçellerimde genelde kullanırım. Evet. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim. Kaynamaya başlayınca şekerlediğim biberleri de ilave edip kaynatacağım. Şerbet kaynamaya başladı ve içerisine şekerlediğim biberleri ekliyorum. Böyle birkaç taşım kaynatıp altını kısacağım birazdan. Reçel yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Ben limonunu ilave ediyorum. Şöyle süzüyorum ki çekirdekleri girmesin içine.
bir adet limonun suyunu ilave ediyorum. Biraz daha pişecek. Evet, reçelin kıvamını aldı. Şimdi şişeleme işine geçeceğim. Önce içindeki tarçını çıkarıyorum. Acılık vermesin. Şöyle bir kenara koyalım. Evet. Şimdi temiz kuru şişelerimize dolduralım bakalım. Reçelin kıvamını soğuduktan sonra göstereceğim size. Kıvamı gayet yerinde oldu. Harika bir reçel. Ben çok beğeniyorum. Zevkle yiyorum. Bu reçeli et yemeklerinin yanında da, balık yemeklerinin yanında da servis yapabilirsiniz. Küçük bir servis kabına koyup, çok değişik, çok güzel. Şimdi 1 kilo biberden 600 gramlık, bu da 600 gramlık sanırım. Bir saniye, kavanoz içelim çıktı. Bir de kaseye koymuştum soğusun diye. Bir kase de fazladan. Evet, harika. Evet. Şimdi reçel kabımı kullanmadım. Benim vardı. Şimdi kenarlarını silmem gerekiyor. Şöyle. Of. Kapatmadı. Bana başka kapattıracağım. Bu kapandı. Ters çevirip bakmayacağım. Yalnız buna kapak bulmam gerekiyor. Olmadı. Olmadı. Demokrasilerde çareler tükenmez. Da böyle. Evet. Bunun kapağı tam oturmadı. Başka da kapak bulamadım. Şimdilik böyle dursun. Bunu ters çevirmeyeceğim. Bunu ters çevirip vakumlayacağım. Zaten bu yenir. Bu da kışa kalır. Evet, gördüğünüz gibi 1 kilo biberden böyle 2 şişe acı biber reçeli oldu. Harika bir reçel oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Pişman olmayacaksınız. Eğer acıyı seviyorsanız bu reçeli de seveceğinizden eminim. Tadıyla fark yaratan acı biber reçelini siz de mutlaka deneyin. Tarifim garantilidir. Gördüğünüz gibi kıvamı şahane oldu. Bal kıvamında harika bir reçelimiz oldu. Siz de mutlaka deneyin eğer acıyı seviyorsanız diyorum. Ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Sağ taraftaki abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Dilekle Mutfakta olarak geçiyor. Google'a yazarsanız görebilirsiniz. Hepsi denenmiş tariflerim. Sizler için çekiyorum. Herkese mutlu günler diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.